Şimdi Antalya üzerinden Burdur, Afyon, Ankara falan gitmeye çalışacağım. Bakalım ya, aslında yani dönüş yolu zor oluyor tabii ama yapacak bir şey yok. Yolda görüşürüz. Sene biraz. Şurada. Şurada mı? Burada mı? Olur. Tamam. Hadi görüşürüz kanka. Burası Sandıklı. Burada falan durmayacağım. İleride Kamil Koç'un bir dinlenme tesisi var. Otobüse giderken hep orada dururdum. Orada duracağım. Benzin alırım. Belki yemek yerim, bilmiyorum. Öyle gidiyorum işte ya. Dönüş yolu moral bozucu. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyorum. 3, 2, 1.
Yemek yedim. Gidiyorum. Hava 24 derece, çok güzel. Yağmur yağmayacak gibi. Yağmayacak sanki. Yola çıkalı 2137 kilometre olmuş. Ki ben hiç şeyi sıfırlayayım ya. ...4.4 litre ortalamamız var. Yani rüzgara karşı falan sürerken tabii daha çok yakıyor ama belki de burada ortalama 4.3-4.2'ye falan düşebilirdi yani. Motor sıcaklığı 70-74 derece, hava 24 derece. Motorumuz 3600 kilometreye gelmiş. Gidelim. Yolda kaldım. Şu karşıdaki BP'den verdiler sağ olsunlar. Şunu koyayım ilk ben üstüne alacağım. Aslında bitmedi ama haritalardan baktım yakında yok. Risk almak istemiyorum. Rahat. Aslında yola bu kadar yakın değilim. Göründüğüm kadar yakın değilim. Unuttum. Zaten benzin yok. Şimdi buraya kadar izledik ama ben aslında bu videonun sonu için bir son çekmiştim. Ama GoPro'nun şarjı bittiği için, daha doğrusu hafızası bittiği için şuraya atayım. Telefonla çekmiştim, o da bok gibi olmuştu. O yüzden şimdi böyle bir şey çekeceğim. Video sonu videosu. Ve bakacağım artık ne kadar yapmışız. Ne yapmışız onlara bakacağım. Şu manzara güzel ama biraz buna bak. Biraz da buraya bak. Şöyle. Şimdi ben bu yola 28 Nisan'da çıktım, 5 Mayıs'ta döndüm, yani tam bir hafta sürdü. 2850 kilometre oldu. Şimdi elimdeki benzin fişlerini topladığım zaman, hepsini sakladım. 608 lira benzin almışım. İşte ben daha fazla yakar diye bekliyorum, yani 800 lira falan gibi bütçe ayırmıştım yakıta. 608 iyi yaktı, yani ben beklediğimden iyi yaktı. Metreydi. Şimdi 608 bölü 2850 gibi bir fakir hesabı yaparsak
21 kuruş yakmış oluyor. Gayet iyi abi yani. Gayet iyi işte. 250 cc gibi falan yakmış motor, daha ne yapsın. Ne dedim, 608 lira yakıt harcadım. Toplamda 4 gece otelde kaldım. 40 lira Afyon öğretmen evine vermişim. Muğla Akyaka Otel Caretta 90 lira vermişim, biraz çok. Kaş Anı Pansiyon, şarjı bitiyor. Kaş Anı Pansiyon 50 lira vermişim. Kemer Hotel Wasserman. Almanca mı okunuyor acaba? Wasserman diye mi okunuyor? 60 lira da ona vermişim. Yani toplam 240 lirada kalacak yere, otele falan vermişim. Çadırla falan yapabilirdim. Ama en ucuz seçeneklerle bile bir çadır kamp malzemesi toplamak aşağı yukarı 300 liraya patlıyor. Burada ben kardayım yani. Yani hem de her gece duş aldım falan. Bu tabii sizin ne beklediğinize bağlı. Başka ne diyecektim ya? Ha. Bunlar böyle. Başka ne yaptım ben? İki kere zincirini yağladım motorun. Motorun orta sehpası yok, nasıl yağlanıyor diyeceksiniz. Abi sıkıyorsun, ilerletiyorsun. Sıkıyorsun, ilerletiyorsun. Güzel yağlanıyor. Başka ne yaptım? Şeye bakalım ya. Bu böyle bir anı gibi, günlük gibi bir şey oluyor yani. Video serisi. Şunu çıkarayım ya, yandım. Şöyle şeyi söyleyeyim de, aldığım benzinlerin birim fiyatını söyleyeyim de, yani ileride 10 lira falan olursa benzin, güzel bir anı olarak hatırlarız bunları. Mesela şuradan rastgele bir şey seçeyim. Mesela IRZ Turizm Gökova 4 Yol Mahallesi falan filan. Burada şey yazmıyormuş ama ya. Dur. Benzinin birim. Yeni Er Turizm Kaş'tan benzin almışım. 35 liralık, 34 liralık. 5 lira 21 kuruşmuş benzinin litre fiyatı. Tarihi söylüyorum. 3 Mayıs 2017'de benzin Opet'te 5 lira 21 kuruş. Shell'de 5 Mayıs'ta Ankara Yahşihan, yok, Kırıkkale Yahşihan'da benzinin litre fiyatı 5 lira 12 kuruş. Bak 9 kuruş indi. Başka bakayım, bir tane var. Mesela şu var galiba. STR Akaryakıt Dereköy Kula. Bunlar 5 lira 28 Shell'de. Çok yüksek. Gibi. Bu da 29 Nisan 2017'de. 5 lira 28 kuruş. Gibi böyle farklı fiyatlar. Evet. Şu yakıt konusuna takıldım da. Şey, şimdi motosikletin yol bilgisayarı 4.3 gösteriyordu. Başından beri ortalama tüketimi. Şimdi şeye bakarsan 2850. Yani kendi yaptığım ortalamaya göre bakarsan 21.33. Benzin litre fiyatında 5.20 diye alırsan 4.1 falan yakmış oluyor. Çok da güzel yol yaptım. Çok güzel yollarda sürdüm. Motor sürdüm. İşte o Finike ile Demre arası zaten mükemmel bir yol. Keşke yani olsa da sürsek. Onun dışında Kaş'a gelirken de güzel. Diğer taraftan. Şey çok güzeldi. Sakar geçidi. Ondan önceki o Muğla'ya doğru olan yol harikaydı. Bölünmüş yol, asfalt. Çok güzel. Harika keyif. Ne diyecektim ya? Ha, motorda ne gibi değişiklikler yaptım? Yola çıkmadan önce. Bir tane değişiklik yaptım. Şuradaki ön cam. GP çok. Gitti gidiyor da. 180 lira mı? Öyle bir fiyatı var. Bu orta boy olan. En kısa olanı var. O dedim çok işe yaramayabilir. Bir de çok uzunu var. O da biraz böyle İmam motoru gibi oluyor. Orta boy iyidir abi.
güzel ama işime yaradı. Bayağı rüzgarı çözdü. Onun dışında motorda hiçbir değişiklik yok. İşte çantayı falan nasıl yüklediğimi zaten bu videonun başında görmüş olmanız lazım. Öyle işte biliyorsun yani. Bazen arkadaşlarım soruyor bana işte nasıl hazırlandın, nasıl gittin, neyi değiştirdin motorda falan. Abi bir hazırlık yapmıyorsun. Yani ben de çok stres oldum şey yaparken, hazırlanırken. Acaba yapabilir miyim, bilebilir miyim? Çok çaktırmamaya çalıştım ama yani bilmediğim bir şey, daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için ister istemez tedirgin oluyorsun yani. Ama yani bence şey yapmamak lazım. O kadar da gözünde büyütmemek lazım. Yani orta halli baktıktan sonra motora gidiyor abi yani. Bu aletler güzel aletler. Bunların kıymetini bilmek lazım. Ve bence kullanmak lazım. Gitmek lazım. Yani bu motorun pırıl pırıl tertemiz şekilde evde, garajda, dükkanın önünde vesaire durmasının bir anlamı yok bence. Yani bunlar binelim diye var. Ve bence binelim. Sürelim yani. O yüzden uzun yola gitmeyi düşünüyorsanız eğer siz de benim gibi çok ufak bütçelerle, ya tamam hani motor pahalı ama. Aleykümselam abi. Maalesef abi ya. Yani ufak bütçelerle olabiliyor abi. Gözünüzde büyütmemek lazım. Gidin, gezin. Ben aslında yurt dışına gidecektim ama işte Euro'nun 4 TL olması, küresel şer odaklarının ülkemizde işte falandan dolayı gidemedim. İşte ama güzel oldu. Ben yani güzel bir tur oldu. Niye Likya yolu dedim? Adını aşağı yukarı Likya yolu ama Likya yolu aslında benim motorla gittiğim otoban var yollar, bölünmüş yollar değil tabii. O Likya yolu bir yürüyüş yolu aslında. Hani aşağı yukarı paralel bir rotadan gidiyorum diye öyle söyledim. Güzel bir anı oldu. Şimdi kendime söylüyorum bu kısmını. Gelecekte bu videoyu izlerken yılda en az iki kere bu uzunlukta bir yol yapman lazım. Kendime söylüyorum bunu. Gelecekte. Bu motorla olabilir. Daha büyük, daha farklı motorlarla olabilir. Ha bu arada motorun büyük olması bir işe yarıyor mu uzun yolda? Abi yarıyor. Yani neden yarıyor? Trafiğin aktığı hızdan bir %5, %10 hızlı gitme muhabbeti var ya sizi rahat hissettiren. O konuda işe yarıyor. Bir de böyle sıkıştığınız anda evet frenleriniz var ama birazcık açınca da gidebileceğini bilmek, o gücün elinizde olduğunu bilmek güven veriyor sürüş açısından. O konularda iyi büyük motor. Büyük motordan kastım bu benim yaptığım tur için 250 cc bir motosiklet kesinlikle yeterli diye düşünüyorum. Onun dışında ne anlatacaktım ben ya, bir sürü şey anlatacaktım. Ha, yola ne aldım ona bakalım şimdi. Yolda yanımda ne vardı? Evet, şöyle bir liste yaptım ama bu telefonundan görünür mü bilmiyorum. Neyse, normal sürüş ekipmanımız, mont vesaire, kaskımız falan filan zaten vardı. İşte yedek iç çamaşır, yedek içlik ne ya, yedek çorap falan bunlar yani bir haftalık bir tatile giderken ne alıyorsan onları alıyorsun. Onun dışında yolla alakalı işte zincir yağı aldım. Lastik patlarsa falan filan diye o lastik şişiren zımbıtlardan aldım bir tane ama yani kullanmadım. Kullanma gereği duymadım Allah'tan. İşe yarıyor mu bilmiyorum o yüzden de yani. İşte ondan sonra ne aldım abi? İçlik aldım. Bizim buralar soğuktu o yıllarda. O günlerde soğuktu. Kilit aldım. Mehmet abi sağ olsun. Benim kendi kilidim yok. Kilidini verdi bana. Kilit sayesinde güvenle bıraktım motoru ama yani şart mı? Değil ya. Oralarda bu tarz şeyler yok. O Muğla, Antalya falan güzel medeni yerler.
İşte başka ne var ya? Yağmurluk aldım. Kullandım da işime yaradı. Yağmurluk güzel. Başka? İşte powerbank almıştım bir tane ben. Gerçi bunun USB şeysi varmış selenin altında diyorlar ama herhalde onu bir şey yapmak gerekiyor. Bir powerbank aldım. İşte kamerayı, telefonu vesaireyi şarj edebildim. Powerbank işe yaradı. Akşam otelde de powerbank şarj ettim. Hafıza kartları aldım GoPro için birkaç tane. İşte başka ne aldım? Mayo falan öyle şeyler ya yani. Böyle söyleyince sayınca çok gibi geliyor. Gözünüzde büyüyor farkındayım ama değil abi gerçekten. Olmayacak şeyler değil. Gözünüzde büyütmeyin ve gidin. Başka ne aldım ya? Başka hiçbir şey almadım. O an benzinliklerde var her şey. Gözünüzde büyütmeyin.